Güvercin yuvası ilkesi örnek soru 2. Bu videomuzda güvercin yuvası ilkesine bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 34 kişilik bir grup 17 evli çiftten oluşuyor. Bu grup içinden en az kaç kişi seçmeliyiz ki seçilenlerden en azından ikisi evli bir çift olsun? Bu soruyu hiç güvercin yuvası ilkesi düşünmeden de birçok kişi kolaylıkla çözebilir. Ama ben burada güvercin yuvası ilkesi temeli üzerinden ilerleyeceğim. Güvercin yuvası ilkesi. Bizim için burada kaç kişi seçelim ki en azından ikisi evli bir çift olsun. Evli çiftler bizim için burada yuvayı temsil etmektedir. Güvercinler de seçilecek kişi sayısı. Güvercin seçilecek kişi sayısı. Kaç kişi seçmeliyiz? Seçilecek kişi sayısı. Yuva ise buradaki 17 evli çift. Evli çifte ulaşmak istiyoruz. Evli çift bizim bu seçtiğimizi dağıtacağımız değişken diyelim. 17 evli çiftimiz bizim için yuvadır. Seçeceğimiz güvercin sayısı yani kişi sayısı evli çift sayısından az olursa mesela 15 kişi seçtik. 15 kişi seçerek en azından ikisinin evli çift olmasını bekleyemeyiz. Bizim için 17 tane yani evli çift yuvası var. Seçtiklerimizi tek tek bunlara verirsek 15 kişi seçsek mesela evli çift olmayan durum ortaya çıkar. Biz öyle bir durum oluşturalım ki bu en azından ikisinin evli çift olduğu garanti olsun. Buradaki yuva sayısı 17 evli çift olduğundan dolayı seçilecek kişi sayısı buna n diyelim. N büyük 17 olmalıdır ki en az 2 kişi evli olsun. Burada n'i seçebileceğimiz en az kişi sayısı 18'dir. En az 18 kişi seçilmelidir. 18 kişiden fazla ne kadar seçersek o kadar fazladan evli çifte ulaşırız. En az kaç kişi seçilmelidir diyor. Cevabımız 18 olacak. 18 seçtiğimizde evli çiftlere hep tutturamayıp diğer evli çiftten seçtiğimizi düşündüğümüzde 17 tanesini dağıttığımızda artık 18. bu 17 tanesinden biri olacağı için kesinlikle bir evli çift ortaya çıkar. Dediğim gibi birçok kişi bunu güvercin yuvası ilkesini hiç düşünmeden çözerdi ama güvercin yuvası ilkesini kullanarak çözün dediğinde şu şekilde bir yani çözümsel metot ortaya koymanız lazım. Güvercinlerimiz, yuvalarımız kim? Güvercinler yuvalardan fazla olacak ki en az 2 kişi evli çift olsun. İkisi bir yuvada olsun yani. Hikayenin özü bu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.